Ozan ne kadar kibar ve düşünceli değil mi? Ezgi'ye nasıl da sahip çıktı. Başka bir erkek olsa bana ne derdi? İyi de bizi rahatlatmak için öyle söylemiş olamaz mı? Yani biz ortalığı ayağa kaldırmayalım, ne bileyim, ortağının planını bozmayalım diye. Bence olabilir. Sanmıyorum. Ozan iyi birine benziyor. İyi de Cansu'cum bize bu düşünce yanıltmadı mı? Vallahi ben artık fazla iyi, fazla kibar erkeklerden daha çok tırsıyorum. Öyle öyle de güvenmeden de olmuyor ki canım. Bak bana, gayet de oluyor. Ne yapacaksın? Hayatın boyunca yalnız kalacaksın herhalde. Cansu'cum ben yalnız değilim ki. Ya siz varsınız, ailem var. Hem illa herkesin bir eşi, partneri olmak zorunda mı? Bak bunlar hep toplum baskısı ha. Ne o yani? Ben partnersiz şu hayatta mutlu olamaz mıyım? Ya olursun tabii, olursun da ben erkeksiz mutlu olabilen bir kadın değilim. Her şeyi var eden karşıtıdır. Önemli olan dengini bulabilmek. Yani sen dengini bulduğunu zannettin ama hayal kırıklığına uğradın. Bence yeniden denemeye değer bebeğim. Ayrıca yani İlker'den ayrılalı da 3 yıl oldu. Cansu, anma şunun adını. Ay hem konu ne arabana geldi? Biz Ezgi'yi konuşuyorduk. İyi tamam ya. Tamam ya, tamam. Bak gördün mü? Yine ulaşılamıyor. Oh. Ah Ezgi, ah. Göcek, yok. Deniz, kum, güneş, güzel hava. Cansu vallahi benim içime hiç sinmiyor. Bizim bu kızı orada yalnız bırakmamamız lazım. Ya aşık olursa? Hadi onu geçtim, ya bir şeyler yaşarsa? Yok biz sittin sene toparlayamayız sonra. Olmaz. Doğru söylüyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Biz de köçeye gidiyoruz. Gidelim bakalım. Hadi bakalım gidelim, ne olacak? Bir köçeye gitmediğimiz kaldı zaten. Köçeye de gidelim. Allah Allah, kim bu acaba? Haydar? Cansu Hanım. Hayırdır, bu ne şıklık? Özel bir günde Cansu Hanım. Özel bir gün. Kim bu talihli? Ezgi Hanım. Ezgi Hanım? Benim kuzenim Ezgi'den bahsetmiyorsun değil mi? Ta kendisinden bahsediyorum, randevumuz var. Randevu? Evet. Yok artık ya Dalin. Evet var. Gerçekten ya. Şimdi biz ilk buluşma diye mineralli su için sözleştik ama ben onu yakın zamanda bir dirin kalmaya ikna edemeyeceğimi düşünüyorum. Kendisi dönmedi mi daha? Yok. Yok o zaman. Ben gideyim sonra gelirim o zaman. Bir şey lazım mı? Yok. Yok peki. Cezan bizde çok güzel olmuşsunuz. Görüşmek üzere. Ay utanmıyorum. Bir de bahçeden de koparmış. Hayır yani Ezgi, ben Özgür'ü anladım da Haydar da ne ya? Ya Ezgi iyice delirdi. İnanmıyorum ya. Alo teyzeciğim. Efendim kızım. Ya ben Ezgi'ye ulaşamadım da acaba sen hiç konuştun mu? Yok konuşmadım. Ay Cansu. Bir bakalım beni kim aradı bugün? Özgür'ün annesi Sevim Hanım. Özgür'ün annesi mi? O mu seni aradı? Evet o aradı. Ay ne kadar kibar, ne kadar tatlı bir kadınmış o öyle. Çok beğendim yani. Bence Ezgi'yi de çok beğendi. Gerçekten. Kahraman. Bir toplama kim istiyorlar. Ne diyeceğim bak sana. Şimdi Ezgi buradayken ben böyle güzel bir paket yapmıştım, tamam mı? İşte içine zeytin koydum, organik, işte reçel koydum. Turşu, biliyorsun bizim buradaki organik ne var yoksa koydum. Kadın da tabii bunları alınca acayip hoşuna gitmiş. Beni aradı teşekkür etmek için. Yani senin anlayacağın. Biz kadınla böyle organik bir ilişki kurduk şekerim. Ha bir de şey oğluna ulaşamıyormuş. Benden Ezgi'nin telefonunu istedi, onu verdim falan. Aa. Dur bak şimdi benim aklıma geldi. Ben böyle sanki iadeyi ziyaret yaparmış gibi kadını bir arayayım, tamam mı?
Hem çocukları merak ediyorum, onu sorarım. Hem de... aradaki o güzel organik bağı kaybetmemiş oluruz. Tamam, ne dersin? Ay, ben çok sevdim bu fikri. Tamam teyze, sen Ezgi'yle konuşunca bana haber verirsin, tamam mı? Tamam, hadi hoşça kal. Ay, ne oluyor be?